Bunları zaten bir önceki bölümde görmüştük. Şimdi öbür tarafa geçelim. Şunu bir koyayım. Ya bir şey diyeceğim. Sıfır arabayı böyle görmek nasıl bir duygu? Selamlar arkadaşlar. Yeni bir günde karşınızdayız. Bugün aslında biraz acımız büyük modundayım. Neden derseniz galiba jantlar konusunda bir hata yaptım. Daha doğrusu tekerlerin kalınlığı konusunda bir hata yaptım. Öyle görünüyor. Birazdan detaylı bakarız. Çamurluğu yerleştirdik, arka çamurluğu. Bugün onu göreceksiniz. Ama ondan önce de şunu söyleyeyim. Yani ciddi problemlerimiz var. Onun haricinde de projeyle ilgili, şu anki aşamalarla ilgili, seyrettiklerinizle ilgili sorularınız, aklınıza takılanlar, değişik gelenler, uyuyanlar, uyumayanlar ne varsa bir yorumlara yazın. Onların da hepsini tek tek cevaplayacağım. Şimdi iç tarafa doğru gidiyorum. Arabanın size bir son durumunu göstereyim. Arabanın son durumu bakayım şöyle, sağ arka çamurluk takılmış durumda. Ama lastik konusunda gerçekten büyük sıkıntımız var. Neden derseniz, yerde ne var? Bizim arabanın totosu buraya düşmüş. Lastik konusunda ciddi bir sıkıntımız var. Neden derseniz şöyle tekrardan göstereyim. Bir önceki bölümde görmüşsünüzdür muhtemelen ama. Lastiği kalın aldım. Jantı şimdi 12 alacağız. Yani şu anda tabii bizi yanıltıyor. Şöyle baktığınız zaman lastik 10 janta takıldığı için aşağı yukarı 1,5 santim falan jantın üstüne geldi. Normalde jant daha geniş olacağı için lastik ve jant şöyle eşit duracaklar. Şöyle göstereyim. Şöyle eşit hizada duracaklar. Tamam burası okey. Buradan 1 santim, 1,5 santim kazanacağız. Ama yine de bir problemimiz var. Yani var mı daha doğrusu onu bilmiyorum. Tekerle uğraşırken arkadaşlar arada biz eski çamurluğu yere taktık. Onu sökerken size göstermediğimi fark ettim. Şimdi biliyorsunuz bir önceki bölümlerde çamurluğu kestik. Güler üstüne kapattı lan onu açtık. Abi, her şey şeffaf. Öl şunu. Bacım kapat. Şimdi burayı kestik. Buradan öbür parçayı ne olur ne olmaz diye fazla aldık ki yerine rahat yapıştıralım. Şimdi bu çok kolay. Bunu böyle siz de kendiniz evde yapabilirsiniz. Bunu böyle çekip aldım. Arabanın çeyreği çıkıyor. Evet arabanın altında böyle bir durum var arkadaşlar. Burcum. Şey yap sen. Buna yaşam kafesi diyorlarmış. Buna yaşam kafesi deniyor. Öyle mi? Evet. Biraz önce öğrendim ben de. Yaşam kafesi. Evet. Şey basıncı azaltıyormuş bu. Dükkan açsak yaşam kafesi. Saat erken. Biz erken geldik bugün. Evet erken geldik. Alttan böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu da bizim çeyreğimiz. Ay dur kendi arama paklığına zarar vermeyeyim. Bu da çeyrek. Bunları zaten bir önceki bölümde görmüştük. Şimdi öbür tarafa geçelim. Şunu bir koyayım. Ya bir şey diyeceğim. Sıfır arabayı böyle görmek nasıl bir duygu? Evet. Ben keserken bir önceki bölüm müydü artık? Bir önceki bölüm müydü neydi? Keserken bir şey oldum. Ne oldum böyle? Arabayı kestim oldum yani. Şu anda da biraz gerildim bak arabayı böyle görünce. Araba düşmüş buraya anasını söyleyeyim böyle aptal bir durum söz konusu. Neyse hayırlısı. Yeni parçamızı da alacağız arkadaşlar. Böyle getireceğiz. Şu biraz zor geçiyormuş. Yaşam kafesimize koy. Zaten şöyle elin sıkışmasın da. Bastırıyorum. Ağız mı? Ne istiyorsun? Aşağı mı indireyim? Tör gel gel. Geleyim mi? Tamam. Bunu da böyle taktı. Sonucumuz da bu olacak. Tabii buradan biraz daha açmayı dediğim gibi düşünüyoruz. O işlere bakacağız. Birazcık yerleştirelim tekerin jantın girişini çıkışına bakalım. Hala jant markasını bilmiyorsunuz. Sen de bilmiyorsun. Ben biliyorum da jantta çok fena patladık. Şu anda spacersız hali. Tekerleri hayvan gibi alınca yani 3,5 santimi neredeyse tekerlerle kapatmış olduk arkadaşlar. İçeriye şu anda sıfır dayandı zaten. Biraz önce gördünüz. Oralarda benim ciddi mühendislikler yapmam lazım ki yanlışlık olmasın. Eve gideceğim onlara da çalışacağım. Arabanın bugünkü durumu böyle. Arka tarafı da aynı şekilde sökeceğiz. Bir de bugün kaynaklarını bazı yerlerden ufak ufak kaynatmaya başlayacağız. Bugünkü görüntülerimiz olacak. Popoyu da bitiriyoruz. Bayağı da hızlı gidiyoruz. Yani çok net söyleyebilirim bunu. Kaç, şu an kaçıncı bölümü çekiyoruz abi? Şu an abi 7 belki de 8. gündeyiz yani. Ha vlog 8'deyiz. Evet 8. Biz 12-13. Gündeyiz. Ama vlog şu anda 8'de falan. Yani yayında olan 4'te. Yayında olan 4'te. Yayında olan 4'te. Dün benim beynim yandı izlerken çünkü. Oğlum bu ne zamandı lan falan. 3 tane daha var. 7 oluyor demek ki. Bu da 8. ya da 9. bölüm şu anda izlediğiniz. Zaten onu biz size yazmış oluyoruz. Biz burada kafamız karıştı. Yani sonuç olarak arabayı buraya teslim ettiğimizden bu yana aşağı yukarı 13-14 gün geçti. 14 gün geçmedi bile. Pazartesi günü 14 gün olacak.
Hızlı gidiyoruz yani. Bayağı arabayı söktük, taktık. Yani her şey gelse, bir iki parça bekliyoruz. Onlar da gelse. Araba var ya 10 güne çıkacak, öyle görünüyor. 25 günde falan bitireceğiz. Sonra boya. Hakikaten 40 güne oyacak gibiyiz ya. Heyecan var bende birazcık. Şimdi burada gördüğünüz, bu arada arka tarafı görüyorsunuz. Arka tarafı yerleştirdik. Şimdi birazdan buraya lastiği de takacağım. Ama ne kadar alacak, ne kadar almayacak onu bilmiyorum açıkçası. Şimdi onu görmemiz gerekiyor. Arka tekerler de şurada. Verdiğim ET değerleri buraya uyacak mı, uymayacak mı beni gerçekten dün endişeye sevk etti. Bugün de son durumu göreceğiz açıkçası. Ona göre belki cant siparişini değiştireceğiz, ebatları değiştireceğiz. Daha işleme girmedi diye biliyorum. Çünkü oradan da bir aslında şanslıyız. Yoksa işler daha vahim olacaktı. Açıkçası gelen cantı takamayacaktık. Feruz da günaydın. Günaydın. Feruz abi hoş geldin. Hoş bulduk. Akşama sen işler becermişsin. Evet. Bitiyoruz yapıyoruz abi. Valla arka tarafı çakmışım buraya. Ben biçme işi bildim abi. Ya şu cantlar beni çok endişelendirdi dün. Tekerler aşırı dışarıda. Evet. O yüzden... Biraz seni de endişelendirdi değil mi? Yani öyle bir şey yapamayız zaten. Açsak bile arkadaşlar, bunu biz buradan açsak 1 santim, 1,5 santim açarız ama 3 santim açmamız gerekirse o zaman yanarız yani. Dur bakalım. Kapının kilidini de taktı. Feruz da şuradan bir görmeye çalışalım. Çıkıklığı. Hatta şöyle şu jantın içine sokayım. Takalım. Abi önce bir şu flanşı takalım. Şey, spacer'ı takalım. Sana zahmet. Sana yardımcı olamayacağım çektiğim için. Onu... Şunu şuradan çıkar bir. Ben arkadaşlar yeni gelecek janta göre buradaki spacer'ı şey yapmıştım açıkçası. FG spacer'sa rica etmiştim, yaptılar. Ama öbür tarafta taktığımızda işlerin biraz daha farklı olacağını gördüm sanki. Konuşmamdan da anlamışsınızdır, endişeliyim. Dışarıda kal ya. Ulan Feruz da neredesin? Denk gelecek ki bak. Dün korktuğumuz kadar kötü olmayacak mıdır nedir? Dur bakayım, indirince biraz daha kapanacak. Lastik de jantın üstüne biraz daha yayılacak. Yine de çok. Tepeden kurtarsa bile şuradan kurtarması mümkün olmayacak. Yani aslında jant tam benim düşündüğüm ayarda kalıyor ama bu lastik tabii çok dışına şu anda köftelendiği için bizi biraz yanıltıyor açıkçası. Evet, bunu bir tekrar bir değerlendirmem gerekiyor kesinlikle. Ne kadar içe alacağız, ne yapacağız ona bir bakmamız lazım. Bir de tabii şöyle bir şey var. İçten ne kadar mesafemiz var sürtmesi için. Ona da bakmamız lazım. Şöyle lastik süspansiyona sürtecek mi? Şu aşamada sürtmez. Ama ET değerleriyle oynadıktan sonra orası da bir sorun yaratabilir. Ona da bakacağız. Bizim arkadaşlar ne kadar oynamamız lazım? 3 santim var. 3 santim mi var? 3 santim. Bir de bunun şeyi düşün. Burası biraz daha rahatlayacak. Yani nereden baksan 3,5 santim. 3 santim. 4 santim. İçeride yerimiz var. 4 santim. Yani şey olur, bu kadar dışarıda kalmayacak. Şu jantın hizasına getireceğim. Şu janttan şöyle bir ölçsene. Hafif. Janttan ölçersen janttan, 3 santim. 3 santim civarında bir şeye gerek var. Bir ihtiyaç var. Evet, benim aşağı yukarı bir 2,5. 2 santim jantlarla kabaca oynamam lazım ki. Ondan sonra hani biz belki burayı bir şekilde genişlettiğimiz zaman, biraz da buradan genişlettiğimiz zaman belki o değer geri kalanı kurtarabiliriz. Feruz da sana zahmet, bir de öbür jantlar gelmeden hani arabayı bu jantlarla yürütebilecek miyiz onu anlamak açısından. Şu eski 18 mm spacer'ı alacağım arkadaşlar. Onu takacağım. Bakalım iç tarafa sürtecek mi? Çünkü lastikler bayağı kalınladı. İçe sürtme ihtimali de var.
dış tarafa hesap yapalım. 4.8, 3 santim içeri alınca bu spacer'la tam olacak gibi düşünüyorum şu anda. Ver abi, ben onu tutayım. Koyacağım işte. Benim bir 2.5 santim, kesinlikle 2 santim. En kötü 2 santim şey yapmam lazım, camları küçültmem lazım. Bunlar arkaya değme falan olabilir mi? Arkaya işte, ben de şuralara değer mi acaba diyorum. Lastik çok büyüdüğü için. Onu göreceğiz şimdi. Ya da görmeye çalışacağız en azından. Şu iç tarafları zaten bir takmadan arabanın üstüne istiyorsan getirmeden bir ezelim. Ona göre sonradan birleştirmeleri yaparız. Çamurlu puntalayacağız. Ha, onları ezip sonra çamurlu ona göre puntalarız. Bu kurtarıyor. Öyle görünüyor. Mars bir yerlerle geldi. Öyle tuttuğunda